Mutlu günler sevgili dinleyenler. 18 Temmuz'da gazetelerde öne çıkan haberlerle Sesli Gazete başlıyor. Hoş geldiniz. İlk gazetemiz Sabah Gazetesi. Kim kirlettiyse o temizlesin. Mersin'de kimyasal tesis önerisine karşı çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Kromsan tesisleri içerisinde bulunan zehirli atık probleminin firma tarafından çözülmesi gerektiğini söyledi. Akdeniz Gazetesi. Gereken yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, ağaç katliamı ile ilgili belediyeyi hedef göstermeye çalışanlara sert tepki vererek yazılı, görsel ve sosyal medyada ağaç katliamı gerçekleştirenler hakkında inceleme yaptırıp, akabinde hukuksal sürecin başlatıldığı birçok kez belirtmemize rağmen halen birileri tarafından bu durum belediyemize mal edilmeye çalışılmaktadır dedi. İMC gazetesi. Kesilen ağaçların yerine yenileri dikildi. Güney Gazetesi, Mersin Kentsel Tasarım Projesi'nin ilk etabı tamamlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yoğurt Pazarı, Ulu Cami Meydanı, Atatürk Caddesi, Atatürk Evi Çevresi, Silifke Caddesi ve Belediye Hizmet Binası çevresinde yapılan kentsel tasarım ve yenileme projesi kapsamında çalışmalarını tamamladı. Projenin ikinci etabında ise Adnan Menderes Bulvarı sahil şeridinde çalışmalara başlandı. Türkiye Gazetesi, kuraklıkla bağları kuruyan çiftçiler domatesten ekmek yiyecek. Fideler imdada yetişti. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 ay önce Çamlıyayla ilçesinde üreticilere dağıtılan 260 bin domates fidesinden ilk ürünler alındı. Bereketli hasat bağları kuruyan üreticilerin yüzünü güldürdü. Akdeniz Gazetesi, domates hasadı bereketli başladı. Güney Gazetesi, Mersin'e katlı otopark yapılacak. Büyükşehir Belediye Meclisi, Kongre ve Sergi Sarayı'nın doğusundaki mevcut otoparkın yerine katlı otopark yapılmasına ilişkin plan değişikliklerini onayladı. Gazetelerden derlediğimiz haberlerle sizlerle olduk. Sesli Gazete'de yeniden görüşünceye dek, hoşça kalın.